Elon Musk astronotları paketliyor ve uluslararası uzay istasyonuna roketliyor. Biz de son şarkımızla Elektroşok isimli albümümüzü paketliyoruz ve beğenilerinize roketliyoruz. Yanımda Kolik grubunun solisti Uğur ve bas gitaristi Kubilay ile Kolikçe isimli bu programımızda yine olanlar olacak. Roger Take Two. Over and out. Roger that. Sistems check. Abi günün anlam ve önemine dair Apollo 11 tişörtüm. Neden bu kadar önem veriyorsun? Abi bir tık sardı. Bir de gaza geliyorum. Böyle bir kişiliğimiz var. Hemen okumalar, yazmalar, şeyler. Aa neydi bu? Nereden geldik? Bu olay neden bu kadar büyük? Neden abartıyorsunuz? Bence abartılmasının en büyük sebebi tekrar Amerika'nın şey bu marketing stratejisi. Yoksa hep gidilip geliyordu bu uzay istasyonuna. Ee, Ama bu, Ruslar gönderiyordu. Evet. Bir süre Ruslar gidemiyormuş. Evet. Yani çok da büyük bir olay değil. Yani Ama... Abartılış hak eden bölümü hani... Bunu bir kişinin Aynen öyle abi Araya girip de devlete bunu yaptırtmasını Kesinlikle Bu da konularımız arasında Hemen 5 dakikalık giriş program içeriğini Sizlerle soralım Bu kriz en çok kime vurdu Bana Habire <laughs> <laughs> vuruyor 6 aydan beri bu Aa, bak olaylar <laughs> <laughs> Üzerinde çalışıyoruz Abim şarkı üzerine şarkı yazıyor Logic'in <laughs> içinden geçti ee, videolarımızı kesiyoruz sizlerle iletişim halindeyiz ve bunları sizlere sunacağız işte 6 ayda ne bekleyebilirsiniz ilk albümümüzden önce yapalım ki biz de hani bak single'larla buraya vardık diye kendimizi de tarihe not düşelim. Hmm. Bu sayıları sizlerle paylaşacağız. Podcast nasıl gidiyor, şarkılar nasıl gidiyor, YouTube nasıl gidiyor. Ne kadar para kazanıyoruz. Hmm. <laughs> ee, bunları sizlerle paylaşacağız. Ayrıca e, uzay yarışında ki e, Gelişmeleri sizlerle paylaşmak isteriz. Ee, ben birazcık okumaya yani heves heves ne dedim heves heveslendim ee, bildiğimiz kadarıyla e, kriz hakkında bahsetmek ister misin Önce, abi? Sana bırakıyorum de bunu. Ama. Ee, Şu hani e, siyahi abimizin e, vefatı üzerine e, Amerika kıtasındaki bu çalkalanma hakkında konuşmak istersen konuşuruz, İstemezsen konuşmayız. İsterim kanka kısa kısa bir konuşabilirim. E, isyan etmekle halk haklı. Hani o kadar olay oldu. Y yeni bir yeni bir durum değil bu. Aynen. Hani öğrenin artık evet, gibisinden. E, siyahi insanlara hızlı karşı. Hızlı turumuzda abi tekrar birimiz çok değil. Dediğim gibi e, dediğim gibi dediğimde bu program ya iki kat hızlı konuşalım veyahut cidden 3 saat kaydedelim ikiye bölelim. O Patronlara yerine. bir sürü konu var yani keyfimiz olursa vaktimiz vaktimizde niye olursa. Peki konuları Bölümlere bölmüyoruz haftanın konusu. Ya hazır yapabiliriz olsun diye. ama dediğim gibi abi. Gaz, gaz. Kültür köşesinde ben yine uzayla ilgili bir kültür köşesi sunmak istedim. Bir de diziler. Göndereceğim senin varsa. Asyalar abi gel çok pis yaza geldim. Ne demek uzaylı yok burada ya? Çekili bir bakayım ben. Diyerek girelim mi abi kendi konularımıza? Bizi iyi tanıyın. Aynen girelim. Çalalım ve çanlar çalınıyor. Kolik sizlere e... gündemini anlatıyor. Abi şimdi e, ben birazcık şey oluyorum böyle. Ya yetişemiyorum. Daha çok şey yapmak istiyorum. Programa girmeden önce de bugün birazcık muhabbet etme fırsatı bulduk. Hani ulan bu adam film çekmek istiyor. Hadi bak sizi de spoilerladım. <laughs> film çekmek istiyoruz. Ondan sonra işte o kayıtlarını geliştiriyor, her gün uyumuyor, şey yapıyor. Yani ben klip şeyini çek kesiyorum Hani bizim haftalık e, klipleri kesiyorum ya kendime yakıştıramıyorum Ondan sonra şu U Udemy'den haftada bir gün böyle 4-5 saat onda derslere devam ediyorum kesiyorum biçiyorum Hani yetmiyor ama yetse bile yine yetmeyecek hep daha fazla hep daha fazla O yüzden bir depresif oluyorum e, Sen de yani uzaya gitme amacıyla böyle aynen. Neydi o? Hani o resimli Çakramen. Çakramen? Ha renkli. Charmander. Charmander. Onun aslı Charmander'dır. Hintliler Pokemon'dan görüp evet çalmışlar. Şey yapmışlar ve bunun üzerine Chakramander. Sacramento. Sacramento Charmanders. Yeni basketbol takımı. Evet, şimdi takalım tekrar. Michael Jordan. Bizi e, bekle diyerek e, bu çabalarımızla bu işte benim şey olamamam senin böyle taştan kazıyarak bir albümü bir araya getirmeyi başardık. Başardın ve bunu şimdi e, sonunda bütün müzik platformlarına yükleyeceğiz. Bir nevi ötekilerini silip bunları tekrar mı yükleyeceğiz üstüne mi yükleyeceğiz? Ya Şimdi şarkı yine yorgunum. Bu hı hı. cuma çıkıyor. Yani yarın çıkıyor. Bunu normal platformlardan dinleyen arkadaşlar için. Patreon'dan Patreonumuza ol, üye olun. Çünkü bir e, modifiye durumu söz konusu. YouTube videolarını artık %100 YouTube'dan izleyemeyeceksiniz. İlk 2-3 dakikasından sonrası sadece Patreon'dan. Azmış ya. Attım yakma. Yok. Çünkü 5 dakika e, falan. Hayır. Hiç. Ya neden ne öyle yaptım? Şey. Çünkü 5 dakika sonra kopan kopuyor videodan istatistiklere hmm. göre. Onun için 5 dakikayı max belirledim. Anladım. Hani 1000 kişi girip e, videoya tıklıyorsa bunun 500'ü beş 5 beş dakika sonra çıkıyor. Hmm. Hani en geç 5 dakika. Hani 1 dakika, 30 saniye, 20 saniye bazen 2-2,5 iki, evet. iki dakika. E, kalan zaten bayağı dinliyor. Hmm. 40-45 dakika dinliyor istatistik öyle geliyor muhtemelen durdurup sonra tekrar devam dinliyor ama o o şekilde yazmıyor tabii. onun için patreon'dan e, bize ufak bir destek atarsanız Bilimleri. çıkmamış daha yayınlanmamış şarkıları evet abi e, onu da paylaşmadık demolarımızı projelerimizi Başka şeyleri ileride kamera arkalarını çünkü YouTube'a biraz daha ağırlık vereceğiz. Kesinlikle. Değişik videolarımız var, planlarımız Abi var. Abi şu anda Patreon'da bul bulabilecekleri yegane şey çıkmamış rock albümümüzün pilot kayıtlarını oradan dinleyebilirsiniz ve e öbürlerini de atıyorum ya yeni projeler de var sadece o değil. Tertemiz. Yani ama bu yani ye yegane yani Kolik kurulup böyle bu gazla işe tutunma sarılma aşkı. Aynen. Instagram'dan albümünü oradan falan bulamazsınız yani illa dinleyebilirsiniz. Patreon. Hem de istersen ver 1 lira dinle çık. Aynen Çıkmaya öyle. Çıkmaya da bilirsin ve destek olursan bu albümü albümümüzü yüzde yüz kaliteyle dinleyebilirsiniz diyerek albümümüzü iyi pazarlık ha, işte, kaldı. Yo, aynen yorgunum çıkıyor yorgunum çıktıktan sonra yükleyeceğim öbürlerini onların yerini alacak. Hı hı. Hani yorgunum da dahil buna. İlk o da yüklenecek. O Aynen. da single olacak. Aynen o da single olacak. Ondan sonra albüm oraya girip onların yerini alacak. Çünkü e, sistemde karışıklık olabiliyor. Mesela öbür dinleme, dinlemeler kaybolabiliyor. Kolikçe'de Hı -hı. 35 bin oldu. Hani o gidebilir. Sıfır yazabilir ondan sonra kolikçe. Ha yazsan ne olacak. Fark etmez ama uğraşacağız. Uğraşmaya gerek yok. Uğraşmak istemiyorum açıkçası. Onun için böyle bir süre bırakıyorsun ki sistemde rayına oturmuş oluyor. Hı -hı. Oturduktan sonra Albümü yerleştiriyorsun çat diye. Tertemiz. Tertemiz. Ee, ayrıca Hı. gündemimizde ki e, olaylardan yegane şeyi şu anda sizlerle albüm öncesi rakamlarımızı paylaşacağız. Aha. Senin de şeyin varsa şimdi oradan fotoğrafları... Hayır hayır söyleme söyleme. Söylemeyeyim mi? Patreon'dan öğrensin. Patreon'dan <laughs> <laughs> öğrensin. Patreon'dan kazandığımız parayı açıklayalım. Oo, Ama Patreon'lar var ya çok üzülür. <laughs> <Evet. Hiç> katamıyorlar. <laughs> Yazık 2 <iki> lira. <laughs> Niye? Belki şey Aha. olur. Hadi 2 lira daha vereyim. 2 lira daha vereyim aynen. Abi, şarkılardan başlamak istiyorum ben. Şu ana kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane şarkımız yüklenmiş. Albüm öncesi. Ve bu 9 şarkılarının en çok dinlenene Tabii ki de özledim. Evet. Özledim bizim ilk single'ımız ve ortak olarak en beğendiğimiz şarkımız diyebilir miyiz veya en saygı duyduğumuz denir en baş şarkı gibi şarkı. Ee, evet. Kendimize bile şey koyduğumuz hani bu şarkı özlediğim gibi olacak diyoruz Hı -hı. arada veya bu özlediğim gibi olmaz diyoruz. Love'ın yana şarkısında özlediğim gibi gidiyor yapıyoruz. Evet evet. <laughs> özledim şey. Bizim e... şeyimiz o. Ne? Ölçümüz. Ölçümüz. <laughs> Özledim kadar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu şarkıların hepsini bütün müzik platformlarından deneyebilirsiniz. İkinci sırada Kolitçe. 34 binle. <laughs> Özlediğimiz şeyini söyledik mi? 52 bin. 52 Kolitçe 34 binde. <laughs> Ardından inanırım rock gibi rock parçamız ve yani klibine yani başka böyle bir adam bu kadar uğraşmamıştır abi. Başka ülkeye gidip hani bu seviyede Evet. Ondan sonra yok biz animasyon istiyoruz. Bir yerden Allah'tan tanıdığımızda bir animasyoncu bulup işte bak bunu böyle istiyoruz. Böyle Tabii. çizeceksin. Planlı projeli arkasında bir harbi bir uğraş var. Hani böyle. Yani zor. Kim yapar abi? Ama işte her bir masalın sonu aynı. İnanırım ben de. <laughs> Kendi şarkılarımızdan quote yapıyoruz. Hadi Orada bakalım. aslında ne demek istiyorum biliyor musun? <laughs> Apaçık. Gibi demek istediğin şey. <gülüyor> <gülüyor> ne demek istiyorsun abi? Ya her şey varacağı yere varıyor yani. Ha, hani ben bitiyor yani. Çocukken babam bana masal anlatırdı. Hepsi, hepsi işte hiçbirinin sonunu bilmediği için hepsini... Yok orada benim demek istediğim e, yani öyle ya da böyle hayat bitiyor aslında. Bozdum mu moral? Sorry. <gülüyor> <gülüyor> Ama o havada vermediğimiz için. Öyle anlaşılmıyor. Ama benim yazarken düşündüğüm oydu yani sonu bu mudur yoksa sorumsuzluk mudur? Hani Boğazım düğümlendi ya. Hayır, sonunun bu olmasını kabullenmek sorumsuzluk mu yani? Hayır, hayata yine de aman ne olacak diye göğüs germek mi? Yoksa ne yapayım oğlum her ne yaparsam yapayım. Ee, işte YouTube'da bu kadar izleniyor video. Niye daha pahalı bir kamera alalım ki mesela <laughs> muhabbeti çıktığı zaman sonu bu mudur yoksa sorumsuzluk mudur öyle düşünmek? <laughs> Sen cümleyi devrik kurmuşsun. Suçu bizde görüyoruz. Sen sondan anlatmaya başladın. Kanka başım. sanat bu. Sanat bu. Suç bulmuyorum. Sanat bu mudu. <laughs> bu, bunun güzel yanı zaten sözlerde. Onun için ben fazla takılmıyorum. Hani herkes anlamak istediği şeyi anlıyor zaten. Anlıyor musun? Ben niye illa günlük yazmış gibi anlatayım ki? Ha, evet. Hani bir şey var arkasında. Metafor var. Bazen uydurmasyon metaforu var. Yani bu da normal. Hani ben eğleniyorum mesela öyle olduğu zaman. Hani... Kim İki şekilde söyleme. anlaşabilecek şeyler olduğu zaman Aha. böyle şey oluyorsun. <laughs> Aa, bak bunu böyle anlayacaklar ama ben öyle demedim ki, demedim ki falan yapıyorsun kendince o hoşuma gidiyor. O da bırak da eğleneyim biraz ya. Tam getiremeyeceğim cümle yapısını ama insan anladığını duyarmış ha. Evet. Ama e, şimdi bunu Tabii canım, sahibine her... getiremeyeceğim. Şeye, olabilir Şeye yani. bağlanır. Ne anlatırsan anlat yine seni i̇şte, dinleyen anladığı kadarsın. Anladı. Yani. Onun ardından yol kenarı çok sevdiğimiz aslında müzik olarak şey koyduğumuz hani müzikse müzik dediğimiz ama çok rağbet nedense görmeyen sevinin ama bir o kadar çok sevdiği yol kenarı isimli parçamız 14 .000. Yukarı yuvarlıyorum hep 13.5'da 14. Çaktırma <laughs> kim diyecek? Siz dinleyene kadar 700 öyle milyon desem kim hayır diyecek. Ee, ondan tamam. sonra... Ay, bize göre müthiş rakam. hani Aynen. Özledim 50 bin kere dinlenmiş di diyoruz. Bizim bu sadece Spotify bu arada. Evet spo sadece, Spotify. sadece YouTube, Spotify. YouTube, YouTube, Cartsuit yok. Hani 50 bin kişi düşünsene Göpingen bizim yaşadığımız yerde o kadar adam var. Herkes Aynen. şarkını dinlemiş oluyor bir kere. Aynen. Gayet iyi yani hiç hiçbir yerden bulacak da dinleyecek Ay, de ben kaydedecek de. Çok sanatçı tespit ettim öyle. Çok araştırdım baktım yani dört kere dinlenen senede falan bir şarkı. Abi şarkısı. kesinlikle. Bizim her şarkımız devamlı dinleniyor. Mesela kaldı yani şükür. Evet bir playlistlerde özel bir 3G. yerlerde veya yeni bir 3G. yayımlama olmadığı zaman hani ortalama bir her gün ortalamamız bu 100 kişi dinliyor yani. 100 ayrı şahıs dinliyor yani dinlenme sayısından Hı -hı. bahsetmiyorum her gün. En kötü gün yani. Yarım sene bir şey yapmadığın zaman 100 kişi açıp dinliyor kolikten bir şey. Ve ben artık bizim şarkıları açıp dinlemiyorum Spotify'dan falan. En başta açıyorum öyle dinliyorum. Ondan sonra hep Drive'dan falan dinliyorum şarkıları. Burasını şu ışıklar mı bu kadar sıcak yapıyor? Evet kanka. Işıklar ve e, yalıtım. Bu Serin bu ya. Ses dalgalarını kıran arkadaşlar. Elektroşok debut şarkımız Uyuşuk. Bu da bence Elektroşok'un şeyidir, ölçüsüdür. BRM bu arada. 12 Öyle yazdım onu. 13K. 13K BRM1. Bedroom mixtape. BRMT. Evet. O da eğleniyorum işte. Bu ne ya? Bunun bu BRM bu, ne demek? BRM Birleşmiş Milletler. Birleşmiş <laughs> Revletler. <gülüyor> milleti. Ne? <laughs> Neyin milleti? Uyuşun solosunu yani dinlemeyen hayatta bu cidden Eksik gider hani ne bileyim hiç kuru fasulye pilav yememiş insan. Yani evet. Eksik yani yüzde yüzde değil bu adam. Hı hı. Hani isterse hani Allah korusun yine de 95 yaşına kadar ama kuru fasulye pilav yemediysen eksidesin yani. evet Yaşamadın yani bunu katarak böyle kaliteyi bir buçuk katına çıkartabilirsin. Bence ne biliyor musun? Uyuşuk mesela zaten çok dinlenip de meşhur olan bir sanatçının. O tarzda müzik yapan hı hı. meşhur olan bir sanatçı çıkardığı zaman rekor kırabileceği bir parça. Ben Aynen. öyle düşünüyorum. İçim yanıyor. Bu son şarkımızla uyuşkandan direkt sonra hı hı. artıyor diyorum ya. Hani 7.8k, 8k diyelim. Dinlem şeyi de artıyor hani. Özledim şimdi 2 senede elli bin yaptı. Aynen. Kolikçi 3 ayda 30 bin yaptı. Ya. Doğru. Ya. Ya. İçim yanıyor işte. Şimdi 3 e, haftada yaptı 8 bin. Aynen öyle. Geliyoruz gümbür gümbür. Hiç, hiç böyle hala abone olayım mı olmayayım mı? Yok kanka şey yapalım mı? Lan. Kanka Bu gemiye binin bak. Bu o gemiye binin. Kaybettiğimiz benim. o kadar konu var ki. Hani Almanya'da Türkçe müzik yapmak zaten fail. Tamam mı? Almanya'da Zor. Türk olmak zaten e, e, fail. Hen, handikaplı <laughs> başlıyorsun zaten oyuna. Hani Almanya'da olup Almanca yapsan bu kadar uğraşsan inan ki bambaşka yerdeydik. Neydi Türkiye'de o? olsaydık bunu bu şekilde Türkiye'de yapsaydık. Virzin Kral. Şeyi. biliyor musun? <laughs> Yok bilmiyorum. Şey UFO 361'in. Yok. <laughs> UFO 361'i biliyor musun? Biliyorum. Uçuyor UFO gibi işte. Abi çok saçma buluyorum işte ben. Ya zevk kanka öyle şey FETÖ <laughs> ne? Ne alakası var? Onlar ya hayır. bizim yüzümden içeri alıyorlar mı adam <laughs> falan. 361. Bir şey fethi. olmaz kanka içeri Tam alırlarsa. Şey tam şey ya clickbait başlık. Evet. UFO 361. Abi ben bugün öyle bir video buldum. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama. Ee, kimdi ya? Bir tane sevdiğimiz adam. Ama işte nokta 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 noktacı mı? Uf çok kapalı oldu ya. İşte şu örgüte üye mi? Evet. Atıyorum, ee, herkesin sevip saydığı. Ya atma, ba önemli değil, anladı herkes zaten. Barış Manço. Aha. Hani ne ne gerek var? Bu tamamıyla klik Barış Manço Siyonist mi? Ha aynen. Bu Bunu yazma yani. Evet. Bu yazılmaz. Neydi inek Şaban? Kanka onları çiğneyenler var işte. Bu yazılmaz yani ayıp. Kim kaldı ki yazan abi? Hani ne yazılıyor ki? Hani Bir kim? gün önce yazmış. O yüzden ben de şey yaptım. Şikayet ettim. <laughs> Triggered oldum. Tetiklendim. Hadi ya. Gittim. Gir bu videoya. 3-5 tane sonra da eksiledim. Kolik dönerci mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Sırada benden dinleyeyim isimli parçamız 7K dinlenmiş. Framboaz e, nedense yani çok rahmet görmedi Arka ama... akustik olduğu için ya ama gayet güzel, gayet hoş, gayet arada bulunması ve ben yapılması de gereken ama şarkı. Demek biz seviyoruz yani. Rüzgarlarına, gayet güzel bir şey ve sonda öğle arası yani bu adam döneri kesiyor, tamam mı? <laughs> Mola yapıyor, tekrar döner kesiyor, tamam? Ve normalde eve gelmiyor. Evet. o da Mola yok Biz oturuyoruz, kahve içiyoruz, ha. müşteri gelirse kahve kalıyor. Aynen. Yani. Ben mola yapmıyorum. Yarımda. Kanka, kaçıyorum kısa bir bunu halledeyim diye. Sizi ya. köpek demeyeceğim ama köpekler de hani uyumuyormuş ya hep böyle yan evet. yarımmış Siz de öyle mola yapıyorsunuz. Evet. Ee, bu ara diyor ki ben de konuşuyor işte ben solosu nasıl arkadaş diyor. Arkadaş soloyu beğenmiyor. Hayır ben dedim ki güzel ama hani bak şöyle şöyle şeyler yapılabilir. Soloyu beğenmiyor arkadaş. <laughs> Beğenmedim tamam. <laughs> geldi bir yapıştırdı. 15 dakikada yani 15 Sonra... dakikada neler yapılabiliyor? Kaydediliyor, mixi yapılıyor, master yapılıyor, yükleniyor. Evet. Bak bu ne yapılabiliyorsa gidin bu şarkıyı dinleyin yani. Framboaz yani evet, görün neler yapabiliyor bu adam. Ama o nasıl oldu biliyor musun? Normalde kaydın 3G. başına geçersin. Bir deneme kaydı yaparsın, bir bir şey yaparsın. Benim acelem vardı. Direkt normal projenin içine bir çaldım. Sonra şey için hani böyle çaldım mı böyle mi acaba kulağa daha hoş geliyor? İşte Kubilay'ın dediği bu tarz bir şey mi diye çaldım öyle dinledim. Cuk diye oturmuştu timingi mimingi de. Sardı hmm. beni. Okey dedim. Tam böyle kalsın. Sonra direkt yükledim. Yolda arabada dinledim. Tamam lan hiç sırıtmıyor bir sesi göre. Zaten miksajı <laughs> başlamıştım. Öyle bounce'ladım. Tamam lan burada da güzel. Hani ben beş yerde deniyorum. <laughs> sesi. Hani önce burada dinliyorsun. Videoyu izleyenler bilir. Ee, gerçi nereden bilecekler görünmüyor. Ama biz stüdyo setup'ımızla ilgili video çekeceğiz yakında. Aynen öyle. Review videolarımız başlıyor. Stüdyolar yine açılıyor. Neler kullanıyoruz, ne yapıyoruz falan filan diye. Ee... Üç açılı diş macunu. <laughs> Abi. Ne? Ben stüdyoda yumurta unuttum. Na nasıl yumurta unuttum Bildiğin yumurta. Ne? Pişmiş mi? Pişmiş. Nerede? Açıkta mı? Açıkta. Ne zaman unuttun? Sınırlar <laughs> kapandığında. Tam pişmiş miydi? Pişmiş. O pişmiş. renkliler var ya. Ha, bir şey olmaz onda. Kokmaz mı? Kokmaz. Ölüm olmaz mı orası ki? Yok, onu çoktan Onur atmıştır çöpe. Sanmam. Atmıştır. Kok koktuysa zaten atmıştır. Galiba ben onu. Eğer o kok orada o kokuyorsa o yumurta ve Onur'cum bugün saatlerce oradaydı. Ha. İnşallah anlamıştır. Yoksa yok, hayır. Onur. Hayır bak orası kokuyorsa yumurta çürük bir yumurta varsa orada ve kokuyorsa. Artık yok. Ve Onur bu kokuyu almıyorsa tamam mı burnunu e, <laughs> aldıralım. aldıralım yani Değiştirelim. yerine Up ne bileyim take. ben hoparlör taktıralım <laughs> daha da iyi duysun. Sen Koku almana gerek yok kanka diyelim. Atar atar. Aldım. Nereden aklıma geldi şu renkli ya frambuazın kapağı. Renkli yumurtaya mı benzettin? Aynen onların da üstü renkliydi hep ondan hmm. alırım. Nereden nereye? Birazcık da yumurtaya benziyor. Güzel içinde. oluyor ama onlar ya. Gayet güzel oluyor Soğuk abi. Hiç yumuşak falan. kalıyor falan. Ağzım sulandı. Hmm. Hmm. <laughs> Son şarkımız, özür diledim. iki buçuk K. Ya hiç varıyorsun. kimse dinlemedi ya. Yani bizim net Spotify'da şu an arada bir sıfır çeken tek şarkımız. Hani hiç dinlenmediği günler oluyor. Öbür şarkıların olmuyor hiç dinlenmediği yani. Abi ama YouTube'da da çok iyi gitti. YouTube'da hiç dislike mislike almadı yani. Bayağı izlendi. Şeye bak. Demek ya. ki videosu şarkıdan daha iyi olmuş. abi ki ben o şarkıyı yaparken var ya. E, ne duygular içerisindeydim. Dedim ki ya abi ne kadar duygusal bir şey. Kendim dinlerken falan. Üzülüyordum böyle bir melankolik hareketlere falan giriyordum. Onun da tiryakisi çok ha. Dinleyen her gün dinleyen bir sürü adam tanıyorum onu. Abi seven seviyor Mesela ya. Mesela benim bacım. Şunu azıcık açabilir miyik? Aç kanka. Oh enseme. Çok mu sıcak oldu? Bir tık sıcak oldu abi. Aç kanka. Kapatayım mı açıkları? <laughs> <laughs> ne? Badum. <tıs. gülüyor> ee, şey rakamlarını da verelim. Sıktı bence bu köşe. Evet kanka ki bence kimse ilgilenmiyor rakamlarla. Abi kesinlikle ilgileniyorlar ya. İlgileneceksiniz ha. Son podcastımızın da rakamlarını verelim geçelim. Evet. Yaklaşık. Artışla hat. ilgileniyorlar bence. Hani artış şey... mı? Ne artısı? <laughs> artış, artış ne arar? arar artış ne arar pazarda? <laughs> Niye ya fiyatlar artıyor ya? 40 <laughs> yıldır geliyorum pazara büyük <laughs> kere artış görmemişim ha. Adam Yazık belki de ya, şey. belki Michael Aynı. Jackson bekliyordu pazarda. Falan al kabul. <laughs> Belki bulamadı onu ya. Ya şu da çok garip sesler çıkarıyor. Baksana sevmedim. Açayım ben bunu tekrar. Böyle kemer çözmüşüm gibi. Nice. Abi podcastımız bugüne kadar 3K'ye yakın dinlenmiş. Ve en iyi bölümler e, Rain Man. Rain, Rain, Man, Rain, Man, Rain Man. Birleşmiş Kolic? Milletler. İlk ilk şeylerimiz ya. Millet tabii baştan mı geliyor artık anlamıyorum. NATO koyalım o zaman bu bölümün de ismini. 1 2 3 en çok dinlenmiş. Ha. Bu bölümün ismini ne koyalım biliyor musun kanka? Ne koyalım? Eee NATO kilidi koyalım. Ha? NATO Siyahilerle savaş. Hayır hayır, NATO kilidi koyalım. NATO ne alaka ya? Bu NASA. Bu NASA. E, profesyonel siyahi profesyonel si video kameraların etrafına yapılan o sistemlerde bu cage mount deniliyor. İşte o kameraya başka şeyler tutturmak için Hı -hı. zımbırtılar var. Hani mesela bu askeri çantalarda falan özel şeyler olur ya. Gündemle ilgili bir şey yapalım abi ya. Tam gündem NATO işte Amerika'ya bağlayacaklar orada inan bana. NASA, NASA, siyahi NASA, na siyahi uzaylılar. Hadi bakayım. Olmaz olmaz o hassas bir konu o şekilde bir şey Girelim o abi o zaman haftanın konularına Çan'la beraber. Merak etmiyor musun NATO kilidinin ne olduğunu? Abi işte çantalarda kilit dedin. Hayır o tactical söyletmedin ki o tactical. Ha, ben tactical sandım. sistem deniliyor onlara çünkü hepsini birbirine böyle ataç demiştin ya ataç yapıyorsun. Yani o çantayı çantaya onun üstüne başka bir şey böyle 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 devam ediyor. Ha. Bu NATO kiliti de o kamera sistemlerinin birbirine o vidaların o cage dediğimiz metal bir, hı hı. bir bir parça bir şeye bir vidanın oturma mekanizma şekli var. Özel bir şey. Hı, hı NATO kilidi deniliyor ona. Hani şak diye oturuyor içeri ama çıkmıyor. Hafif oynamadığın zaman şey bir, bir düğmesi var. Basmadığın zaman çıkmıyor. O tarz bir şey yani. Bildin o düğmeleri. Bildim abi. Bana bir de şeyi hatırlattı. Ha, hadi. Biliyor muydunuz mu? İşte NASA'ya bağlayacağım o kapsül hani gitti ya uzaya. Oraya kilitleniyor. Hı hı. Onda belirli bir kilit şeyi var. Hı hı. Oraya bağlanıyor ondan sonra işte Aradaki aynı, hay, aynı şey boş Aynı şeylere yani. benzemiyor mu şu kamera mount'lara? Yapayım mı? Bak şimdi. Şey basıyor you burada. Oksijen basıyor ilerlemek <gülüyor> için. Gir <laughs> gitti. <laughs> 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 Tabletle yaptığını biliyorsun değil mi abi adamın? Connected successfully. <laughs> Hindistan'da adam <laughs> o Hindistan çok kuvvetli Oraya da gitmiştir Neydi onlarınkisi Aleti Is, gördünüz İspro muydu İsno göre. ispo, Indian Space Bilmem ne isno. Canon'a mesela hiç ısınamıyorum kanka ya Bu işin Hakikaten Hani Ne ya Kanondur abi bu ya sonuna kadar Hakikaten çok sağlam bir o Olay Herkeste en az bir tane Bir Canon kamera var bu çekim olayları. Kanondur abi varsa. bunun şeyi ya. Değil kanka ya. Ne, Nikon, Nikoncu musun sen? Hayır abi değilim. Nikoncuysan bilelim. Nikoncular belli etsin kendini. Nikoncu kendine. değilim kanka. Nikoncu değilim. Ama kanoncu da değilsin. Kanoncu da değilim. İkisinden kanoncu. biri olmak zorundasın abi. Hayır kanka Şeyli ya. gibi Fenerbahçe Galatasaray ikisinden biri. Hayır Panasonic Teşekkür derim ya. Lumix derim o zaman. Panasonic La mi? derim. Abi Panasonic giremez ya. Nasıl Panasonic giremez? Niye? Niyeymiş? Kanon alır bence. Niye? Panasonic'i. Sony varken. Ya tabii Sony girince bir meydan şey oluyor böyle baş beylivan girmiş gibi. <laughs> Herkes pusu ya Kanka bilmiyorum ya. Bu bence Panasonic. Ideas for life. Oo. Oh. Gereksizce reklamını yaptık ya. Hiş, alo. Girelim abi konulara. Senin yüzünden YouTube'a şey yazmak zorundayım. TM mi? He şey. Reklam içerir. Hmm, dava be abi <laughs> Abi protez hakkında <laughs> kol, bacağın bacağındaki protez hakkında istermesin ha, nedir bu ya? Ha istiyorsun illa değiştireyim uzuvlarımı değil mi? İstemiyorum ben başka bacak kol ya. Bırak artık protezleri ya. Şey olmaz mı abi? Hayır abi. Dedektif gadget gadget. Hayır Didektif... istemiyorum ben öyle. Kafa böyle uzayacak. Hayır hayır uzamaz. Böyle roket gelecek bacaktan uzayacak. Alttan geçecek. Aha dur o olabilir. <laughs> o iyiymiş. Bu evet. şeyi yaptılar biliyorsun Parma onu değil mi şimdi? Şey oluyor. Videolarda hani adam jet bacağına bağlıyor roketleri sırt çantasına falan. Uçuyorlar abi. Abi o ne zaman çıkacak ya? Sürekli videosu. Kanka onu çıkarabilirler mi normal insanlar için ya? Tabii yani Amerikalılar normal için, askeri da. için deniyor. Ha. Lan her şeyi askeri için deniyor. Abi hangisi gerçek hangisi değil anlayamıyorum. Şey buluyorsun tarihi geçmeyen tereyağı buluyorsun. Önce ha. askeriyede deneyelim askerler. <laughs> daha uzun süre benzinsin. Rus videoları biliyor musun askeriyede? Yok. Yemek veriyorlar buna. Düşmüyor böyle. Şey yapıyor. Şeyle çatalı batırıyor. Ha, Çatal... Evet evet biliyorum biliyorum. Şey olmuyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bunu ben nasıl yedireceğim? <laughs> sindireceğim yazıyor altta. Tabi Rusçam yok. O çok güzel bir video ya. Onu bildim. <laughs> böyle böyle yapıyor. <laughs> Hakikaten <gülüyor> o ne ya? O nasıl yiyorlar moruk? Bir de şeyden tabaktan Bıçak kesmiyor, rahat ayrılıyor. Diş Aynen. Tabaktan evet. rahat ayrılıyor ama bu şey gibi bu slime. <laughs> Aynen. Ruslar slime o videolarına sarmış. Motor kıyafetlerin içinde o düştüğün zaman seni korusun diye belirli Aha. şeyler var. Protektörler Aynen. var. O protektörler yumuşak normalde. Ama ne kadar sert vursan o kadar taş gibi oluyor. Aa, herhalde ben o da öyle bir şey. söyleyeceğim ya. Şeyden yapılıyor mısır mayasından yapılıyor. Aynen. İşte Onun gibi bir şey herhalde. Yani. Adam öyle yavaş çiğneyince yiyebiliyor onu. Hızlı şey yaptığı zaman beton oluyor. Taş oluyor. Belki o şey hani hem evet, yesinler şey, bunu. Yavaş yesinler. Hem mermi kalmadığı etsinler. zaman bunu bomba gibi fırlatsınlar böyle el bombası gibi. <laughs> Ruslar da çare tükenmiyor. Yaparlar abi. Ruslar çok acayip bir millet ya. Acayip bir memleket. Protezleri yerde bırakıp protestler hakkında konuşacak mı abi? Demin de konuşacağım mı dedin? Konuşmaya başladım ondan sonra. Abi geçelim diye işte buranın köşesine. Şey. 25 dakika. <laughs> 25 konuşacağım mı? Konuşayım kanka kısa bir. Yapıştır Haklılar Yapıştır demiştim. Ya. Yapıştır geç. Haklılar bence protest. Haklısın. Protestler. Haklı. Ile ilgili. Ha tabii Ortalığı yakıyorlar ediyorlar insanlara zarar vermeleri doğru mu değil kime zarar verdiklerine bağlı polise zarar vermeye çalışıyorlar şeyleri falan yakıyorlar hani zaten belliydi. 50 kere protest yapıldı zaten bu konuyla ilgili. Olaylar oldu. İşte sporda dalgalandı. İşte yere çökeyim, çökmeyeyim çökmemi biliyorsun Aynen. O davaları falan. Oscar'da da oldu. Oscar'da da oldu. Her yerde yazarlar. Bir basketbola çok dokunmadı. Artık gına geldi diyordu millet zaten. Tamam Aynen. yapmayın bunu. Anladık. Bir sürede, bir süre, kısa bir süre evet, Birkaç bir dur, ay bir durdu. Aynen. Konu değişti zaten. Korona morona falan Aynen. filan. Aa renk fark etmez, hepimiz arkadaşız oldu. Ondan sonra adam böyle bir şey yaptı. Adam ona o hareketi şimdi çıkıp diyemezsin, zenci diye mi ona o şekilde müdahale etti? Milyonlarca video var. Amerikan polisi herkese bu şekilde müdahale ediyor abi. Ediyor. abi. Ama genelde müdahale ettikleri siyahi insanlar. Evet. Öyle ön plana çıkıyor. Bir de onların şey işte polis eğitim olayında böyle saçma hareketler var. Var hani abi. Bir sürü videolar izledim ben. Binlerce video var abi. Girdin mi çıkamıyorsun? İşte zararsız bir köpeği vuruyor mesela öylesine vuruyor köpeği ona doğru yürüyor diye. Biriyle sahibiyle muhabbet ederken falan. Arabadan çekip indirip dövmeler mi? Öyle? Aynen. Bizim Abi, polise can kurban ya. Bizim polis hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Niye biber gazı kanka? biber gazı <laughs> sıkıyor diye şey ayaklanıyoruz biz de. Adam öldürüyorlar. Bugün şey e, polis şefi oranın e, özür diledi aileden televizyonda canlı yayında. Zaten protestlere katıldı kendisi kendisi katıldığı protestlere dedi kesinlikle arkasındayız yargılanacak falan filan öbürlerini de suçlu buluyorum. Ona niye engel olmuyorlar öyle yaptığı için? Mecburiyetten öyle diyor tabii. Tabii ama Wayne'in en büyük reisi zaten o o şef de bunu söyleyen de zaten karamel tam siyah ha. değil böyle. Hindu. Babası siyahi, annesi şey Alaskalı falan. Mixed race. Aileyle canlı yayında konuştu şeyin o ölen Floyd muydu? Abi bir yandan kötü. Çünkü böyle mi olması lazım bunu görmek için? Bir yandan da iyi. Demek Çünkü ki işe böyle yaramış. olması gerekiyor. İşe yaramış. Ama ne kadar işe yaramış? Böyle durunca Obama bu işi çözemedi. Tamam mı? Trump döneminde zaten çözülmesi mümkün değil. Farkındaysan Trump hiçbir şey söylemiyor. Hiç gıkı çıkmıyor. Ne Twitter'da var şu an ne bir yerde. Abi bir de başkan Trump, ya. Trumpçılar diyeceğim ama hiç ayrımcılık yapmadan. Trumpçu diye bir şey yok ya. Ne Trump abi? Hani aklı olan hangi insan Trump'a oy verir ki? Canı sıkılan oy vermiştir en fazla. <laughs> Bakalım ne olacak falan. Ver ver. Ya abi, bu adamın da fanatiği var. Ama bu adamın fanatikleri hala şey yani. Bu adama sağdan girsen ona cevap veriyor. Soldan girsen hani atıyorum şu silah muhabbetleri var bunların. Hı hı. İşte silahımızı alamazsınız. E, almayacağız sadece daha çok şey getireceğiz. Mexika kural duvar getireceğiz. Meksika'ya duvar başladı bu biliyorsun değil ha, mi? Ha Meksika'ya hani her tamam bak adam istediğiniz adam başta. Meksika setti. Aynen. istediğiniz adam başta. istediğiniz gibi olması lazım şu an. O yöne gitmesi lazım. Hala Ya şey tayfası bileyim, çok ya. Altın şu Eski Republic American bayrağı falan yok mu? Texas bayrağı Abi, falan. Abi bunlar. Ee, upların arkasına he. bağlayıp da onu böyle şu şey şeruki Abi, saçlar. Abi çok saçma ya. 1800'lerde mi yaşıyorsun hala ya? Ya ben hiçbir zaman Amerika düşmanı olmamıştım, tamam mı? Hani böyle. Abi işte çünkü bak bu adamlar savaşlar, dün mavaşlar bilmem ne ben diyordum ki hani dün ülke roket kaldırdı, evet. Aynı anda. Aynen. Ülke olarak ne Basistas. alakası var? Tamam işte devlet müdahale ediyor. Aynen. Askeriye falan tabi katliamlar, ülkeleri basıyorlar bilmem ne. Haramilikten başka bir şey değil. Öyle düşünüyordum ama bir türlü böyle yüzde yüz Amerikan seviciliği yoktu bende ama. Bu şey olaylarını seviyordum tarihsel ta Kennedy zamanları hep Aha. söylerim ya. O renkler o giysiler bilmem neler falan filan o tarz şeyler hoşuma gidiyordu. Bir türlü yüzde yüz düşman olamıyordum. Amerikalı düşmanı etmeye çalışıyorlar beni şu an. hani Amerika <laughs> değil de Amerikalı. Aha. Abi ki Amerika'ya gittiğinizde Amerikalı diye bir şey yok zaten ya. Amerikalı mı var? Ülkeye git bak yani Almanya'da biz burada sokakta e, her ikinci adam başka bir ülkeden. Aynen. Amerika bunun iki katı abi. Hani yarım saat... Aynı adam olma ihtimali olmayan bir tabii yer. Tabii yarım saat hani hiç İngiltere ile 10 nesil öncesinden alakası olmayan adam görmeden denk gelmeden gidebiliyoruz. Evet. Hani Meksikalısı geliyor, Türk çıkıyor, Arap çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor falan filan. Afrikalısı, Afganı oydu buydu carttı curttu. Hindistanlısı, Pakistanlısı, o su bu abi. Ondan sonra arada bir tane George çıkıyor. O da zaten ne kadar Amerikalı belli değil. Aynı şey gibi işte Elon Musk'ın ne kadar Afrikalı olduğu gibi. Çok saçma. Biliyordun değil mi onu? South African, South African. İngiliz yani aslında. Sulu. Rus. Sulu. Onlar niye Kanada'ya gitmiş biliyor musun? Şeyden işte. ırkçılıktan değil mi? Hayır hayır. Hani Elon Musk, kardeşiyle önce Kanada'ya gidiyorlar. Bilmiyorum abi. As, asker, askeriye şey askerlik zamanı gelmiş. Askeriye katılmamak için Afrika'da. Kanada'ya gitmiş bunlar amcalarına falan. O tarz. Asker kaçağı yani Elon evet, Musk. Evet aynen. <laughs> Elon Musk asker kaçağı. <laughs> Bölüm ismi olur mu? <laughs> asker kaçağı <laughs> Çok ilginç. Ayrıca Elon Musk da Tesla'yı kurmuyor. Bunu da söyleyeyim. Tesla'yı satın alıyor Elon Musk. En başta. Ama Tesla o zamanlar elektrikli araba üretmiyor. Abi konumuzu değiştirmek için yegane fırsat. <laughs> Değişik şeylerle vurdun değil mi? Böyle kroşeler geliyor geliyor. Yalan maske asker dedi. Abi şu anda Hı. <laughs> memlekettekiler demeyi sever Volkswagen. Volkswagen. Hmm. Volkswagen. <laughs> Mercedes. Hmm. Bu ikisini bu ikisinden eminim. Ötekilerini bilmiyorum. Bu iki dev komple elektrikli arabaya yöneldi. Tabii. Ve hani şey olağanüstü hal ilan edip hani Tesla'ya bir gıdım daha yaklaşmak için bütün ilgi odağını o yöne çevirdi. Koronayı çekirdi. onun için çıkardılar. <laughs> Mercedes koronayı. <laughs> <laughs> Banttaki adamlar. Ya Necmi abi Tesla'ya yetişemiyoruz ya. <laughs> Yürgen'e bir söyle de. Dur şey. bir fikrim var ama. <laughs> Bürodakiler. Ha, Necmi Bey <laughs> dedi ki. Bill ile geçen hafta Bill Gates şeyde geçen hafta Seyol'da karşılaşmıştık A falan. acaba? Sen mi? Diğer hafta. Evet. Kimi ben... buluşacak? Necmi abi? Haftaya Putin olur abi artık. Hmm. Evet. Ee, Putin, Putin kronikleri. Ve bu adamın da galiba yani röportajına dinlediğim kadarıyla aslında ulaşmak istediği şey oydu. Hani dünyanın en hızlı arabasını yapayım, en iyi elektronik, işte en uzağa gidebilen arabasını, en iyi elektrikli arabasını üretim değil hani bu yöne insanlığın buna daha çok ihtiyacı Tabii var. Tabii canım. adam, adam patentlerini açtı verdi herkese. Aynen. Ve Biz TOG'u nasıl yaptığımızı sanıyoruz. Aynen. Ve bu, bu yönde yarışı başlatayım. Hani insanlığı daha iyi yöne götürecek yerdeki yarışa piyon, piyon atayım yani. Aynen. Burayı boş bırakmasınlar diye. Onun için diye. seviyoruz zaten. Ve aynen bunu başardı yani. Aynen evet. dünyanın en büyük araba devlerini o yöne yöneltti. Böyle kaç tane adam tanıyorsun? Az. Bir, bir tane de o Rocket Lab'i biliyorum ben. Ben onu da bilmiyordum mesela. Ben bir tane Elon Musk var ben de onu bildiğim yani. Bu da bir diğer konumuz ona da bağlanacak. Ve bunu da işte bence şu attığı hangi gün attı? Cumartesi mi? Cumartesi günü yolladığı roketin önemi bu bence abi. Evet kesinlikle. Roket demişken kısa bir reklam geçeyim mi? Biz Hı. arkadaşlarla <laughs> PUBG'yi atıyoruz biliniyor zaten. Şimdi canlı yayına giriyoruz. PUBG yumurtlayan yumurta. Bir göz atın çok komik muhabbetler mı? oluyor. Yok YouTube kanalı değil. Facebook'tan yapıyoruz. YouTube'u daha açmadık. Hı hı. Önce biraz toparlayalım da. Daha. daha 100 takipçimiz falan var zaten. Facebook grubu mu abi? Facebook sayfası. Facebook sayfası yumurtlayan yumurtada. PUBG yumurtlayan yumurta. Uğur'un e, PUBG <gülüyor> yeteneklerini <laughs> Ne kadar kötü oynadığımı izleyebilirsiniz. Ama muhabbet bazen bir komik oluyor abi. Tam böyle ne bileyim. Eminiz kazanacağız diyoruz. Dört kişi arabayla şunları basalım ha. diyoruz. Bir giriyoruz abi. Bir adam hepimizi uçuna diziyor <gülüyor> falan. <gülüyor> Küfür kıyamet. Al alıyor başını gidiyor böyle. Çok şahane şeyler var. Veletler gelmesin dedi burada. Aynen canlı yapıyoruz bu olayı. Sonra da videoları yüklüyoruz. Takip edin, destek olun. Yorum atın, paylaşın. Çok güzel. Ee, PUBG severlere duyurulur. Roket dedin ya o an. Roket geldi aklıma. Abi roketle de bunu hedefliyordu ve buna başardı yani. Ben mesela şey oldum. Hani başka nasıl roketler var? Bundan önce kim gidiyordu? Kaç tane adam var? ISS'ini nasıl değişiyor, ediyor? Hani bir tık ilgimi çekti ve beni içine sardı. bilmeyenleri açıklayalım mı ee, Elon Musk'ın yani SpaceX'le yaptığı roketlerin farkını? Farkı farkı açıklayalım. Farkı fork ya bundan önce uzaya bir şey gönderdiğin zaman modül modül gidiyordu filmlerden biliyoruz. Aynen. Uçuyor, öbür tarafı parçalanıyor bir yere düşüyor veya düşmüyor uzayda kalıyor veya atmosfere girip e, Çin'de bir yere çakılıyor veya Rusya'da bir yere Çok çakılıyor çoksa hiç roketle alakası olmayanlar roketin hemen hemen en ucunda en kafasında uzaya çıkması gereken muhtemelen ya bir uydudur ya bir e, şeydir işte istasyona gidecek e, erzaktır en kafasında bulunuyor. Tenis topları falan. Aynen. e ondan sonraki bütün her şey o yükü oraya ulaştırmak için işte şey roketi. yani bir kerelik. Aynen. Ee, i̇şte en büyük gördüğünüz o ilk başta yanan şey işte en büyük işte o bütün Yakı yükü öldürü. kaldırmak için gereken yakıt. Ondan sonra atmosferden çıktıktan sonra çıkarken ondan sonra... Çıkarken bir tane daha modül çıkarken. var tekrar yakıyor. Aynen. İşte ayrılanlar bunlar ve bunların hepsi abim de dediği gibi yanıp kül oluyordu. Bir kere kullanılıyordu. O yüzden de işte bir kerelik veriyorsun 160 milyon yılanıp kül oluyor. Aynen öyle. Yörüngeye bir tane tenis topu tutturuyorsun. Aynen. Daha da pahalı 160 milyon yetmiyor bile yani. 160 milyonla falan çıkıyordu o Soyuz Rus roketleri. Tam Rus'tan o, bahsediyorsun. Otu, at, şey, space Shuttle yarım milyar. Aynen. Onun için şey Aynen. yaptım zaten, Rusların şeyleri nasıldı? Sen de göster. <laughs> Aynen. Böyle şey gibi metropolük yer gibi, var. Aynen. Metrobus gibi böyle. <laughs> <laughs> ya çeker misiniz elinizi orada? Biliyor musun abi İstanbul'daki o dolu T T bilmem kaçtır bilmiyorum hiç ben. Hepsi, T10 mu? Hepsi kanka hepsi dolu. Hepsi dolu mu? Tabii canım iç saati hepsi dolu. İzmir'de 121 doludur. Başka 120. <laughs> hemen hemen aynı otobüs. Şu beylik düzünden işte. Aa buca karşıya şey, gelen hangisi ise o. Buca, buca o arkadaş, konak otobüs de hep doludur. O metrobüs. Mesela metrobüslerin hepsi otonomuz gidebilir bence. Çok mantıklı olur zaten ileri geri gidiyor abi. Abi o, o ha. evet o gidebilir aslında. Değil mi kendi kendine gidebilir. Otonom takılabilir yani. Onun yarı raylı sistemlileri var yani yerde bir şey var Hı -hı. onu takip etmesi için onun içinde duruyor ee, disk var altta onun altında işte onu götürüyor. Burada ray demişken kısa bir şey ekleyeyim çok ilginç Almanya'da 10 yıldır e ee, şoför mü deniliyor? Neye? Şu trenleri kullanan. Makinist. Makinist. Ha, evet makinist. Makinistsiz gidebilecek tren var. 10 yıl, 15 yıl diyelim. Evet. Sallıyorum. Rakamlara hiçbir zaman takılmayın. Benim ölçülerim her zaman... Bir zamandır. Aynen bir zamandır. Uzun bir süredir var. Ama yasalardan dolayı, kurallardan, cartür falan filan... Hani başta bir düğmeye basıp ondan sonra gazetesini açıp böyle takılsa da her zaman bir makinist vardı. Hı hı. Daha geçen sene yanılmıyorsam veya ondan evvelki sene yasalar onaylandı da hiç makinist olmadan 6-7 saat takılabiliyor tren öyle. Ah, biraz München'e gideyim. Hani bu aynı şey gibi biz gülüyoruz ya Türkiye'de otomat var, otomatın başına adam koyuyorlar ha. falan diye. Burada da var yani. <laughs> Ay sen başında dur. Ne olur ne olmaz. Biraz ne olur ne olmaz. tren seviyesinde. Hani ama... ray, rayda birini görürsen freni çekersin. Bir işe yaramıyor abi o biliyor musun? Aynen kanka. Hani nasıl dursun ki tren? Yani iki kilometrede duruyor zaten. En az. Hani. Ya onunla gidiyorsa iki kilometrede Aynen. duruyor. Aynen. İki kilometrede duruyor. Adamın iki kilometre ötede birinin rayda oturduğunu görmesi nasıl mümkün Aynen. olabilir ki? O trendeki frenler şeyler hariç. Titanic'teki o... gibi şeyle gezmesi. lazım. dürbünle böyle. Met, metrodakiler hariç tıraş yani. Onlar bir işe yaramıyor yani. Evet. Haber alman lazım da. Ay <laughs> yani Necit abi ha 10 kilometre ötede sen şeydesin hemen freni çekiyorum. Ve, ve, sırf o makinistlerin birini ezdikten sonra onlarla ilgilenen e, pedagog mudur? Pe, psikolog. Psikolog. Şeyi var. Sırf psikiyatri, o, Sırf ilgilenen bir, bir kuruluşu felikten. var devletin ya. Yok bilmiyorum. <laughs> ya Yazmaması gereken bir ya şey yok. bir komik bir adam ya. Komik abi. 10 15 sene boyunca memleketle dalga geçti ya. <laughs> şu, Bir de insanı şey kend... biliyor mu? Tabii insanlara <laughs> kendi sevdire sevdire dalga geçti ya. Yüzüne vura vura dalga geçti aynen. Yani. Eze eze böyle. Çok ilginç. Bu büyük yetenek. Bu da bir yetenek. Kimseyi kandırmadan yani anlıyor musun? Şeffaf ve samimi bir şekilde alay etti insanlarla. Sapıklıkla. Aynen. Sapıklık da var. Ne ararsan var. Benimsiyoruz böyle karakterleri abi biz. Abi samimi adamı seversin. Tabii. Böyle bir cıvık herif vardır böyle bir sınıfta. Sonra bir şey olur. Şey bir yapmazsan bir şey abi söyler. sen bir şey bilmeyen yapmazsın. Böyle. Tabii. O cıvıklığına kabul edersin. H huysuz virjin vardı biliyor musun? Onu da biliyorum abi. Hani eşcinselliğe 20 sene önce bu kadar... Abi bir de alakası bir, yok. <laughs> bu kadar karşı bir ülke olarak ya da bir bakış açısına sahip bir toplum olarak... Aslında. Aslında. Aslında, aslında yani. Ama hiç 20 sistem... sene önce... Ya hiç dışlanmayan bir bir de bağrımıza bastığımız, seve seve izlediğimiz teyzelerimizin, amcalarımızın çayla çekirdekle izlediği bir travesti ve o abi da... bu adam travesti değil ki. Değil hayır. O şov sadece. Tamam mı? Onun canlandırdığı Ben yanlış karak... anlıyorum. O manada travesti demiyorum. Travesti şovdan bahsediyorum. O, o canlandırılan karakter. Değil mi? Tabii. Ben çünkü şov. Ya adam küçüktü abi. Sonra da bu adam yok oldu. Hikmet abi yani sabah Ha, bakkaldan ekmek alan şeyden fırından. Ben benim almadı. Öyle de kabul ettim. Tam bu da böyle bilmediğim bir şey diye ya devam biz ettim. Anlamıyorduk onu ya. Ben palyaço gibi bir şey sanıyordum saçlar maçlar çocukken böyle. şey mi sunmuştu? Ama bu. çok ilginç. İşte dans mı böyle bir şey Tabii. mi sunmuştu? Şimdi şimdi o tarz bir karakteri şu an Türkiye'de sahneye çıkaramaz Huys Öyle öyle bir adam çıkarabilir sadece. Hayır çıkaramaz. Sadece huysuz virjin kendisi Gibi. gelse çıkar. Aynen. Veya yanında birini getirse... Arkadaşlar ben çok yaşandım. <gülüyor> Next. Next. <gülüyor> Bundan sonra bu yapacak. <laughs> Aa tamam huysuz virjin getirdi onu falan filan. Mesela Fatih Yürek. 10 sene Aha. boyunca herkes bütün şovlarda alkış kıyamet şarkılarını bilmem nelerini... Ama şimdi o tarz biri geldiği zaman... Kerimcan'ı katmıyorum. Kerimcan çok... E alternatif bir e, değişik bir insan. Sinyalar kaydı bozmaz ha, Ne yaptığını veya o yaptığı şey nasıl yaptığından bahsetmiyorum ama her ne yapıyorsa iyi yapıyor. Hani başarılı çünkü. şey gibi ya kardeş yans gibi işte. Adam ama onların geçmişi çok sağlam abi. Ya olabilir ama şey nasıl başarılı olduklarını biliyor şey. musun kardeş? Şimdi bana bilocan şey çok da bir şey de bilmiyorsun deme yani. şey e, bilmediğim bir şey yok deme. Bil, bil, bilocan işte. Değil, değil mi? Hayır. Tabii ki. aynı şeyden bahsediyoruz. Kardeş yanlardan bahsetmiyor muyuz? Ha. O OJ Simpson meşhur oldular abi. O repçi mi? OJ Simpson ne repçisi kanka? Ne bileyim abi, OJ Simpson. Şu karısını öldürdü de mahkemelerle sonra e, ispatlayamadılar. Herkes ya ama bu çok iyi bir adam, çok iyi bir arkadaş falan filan. Ama aslında bütün Amerika başından sonuna kadar Amerika'yı boş ver. Herkes biliyor da adam karısını öldürmüş yani. Tamam mı? Hı. Bu göz göre o kadar belli. Göz göre göre kimse bir şey yapamadı. Ispatlanamadı çünkü. Bilmiyorum OG abi isim o isimini. Boksör müydü? Sporcu muydu işte? Sporcuydu tam. Hı. Hangi dalda olduğunu bilmiyorum da. Onun avukatı. yanların hı hı. babası. Ha. Tabii. Oradan meşhur oldular. Oradan paralar, davalar, bilmem neler, cartlar, curtlar. Abi bunların programı işte o reality programı YouTube evet. Vlogu gibi televizyon programı yaptılar Evet. Millette aa bak bunların ne kadar zekalı diye Orada, izleye, izleye, orada izleye. Arşa. Aynen. O arşa uçurdu. Çıkıyor, o, o şeydi o iki kıvılcımıydı muhtemelen Ojeyi Simpson. Ondan önce hepsinin e, gözü kulağı normal şekildeydi. Aynen. Oradan çıkınca aynı Ojeyi Simpson dövmüş gibi. Aynen. Patalak metalak tak tak tak. Paketlediler roketlediler. Niye biliyorum bana böyle şeyleri sorma ya. Biliyor abi herkes biliyor. Evet. Biliniyor yani. Ben Bilmiyorum. de bazen bir şarkı duyuyorum. Ezberlemişim. Hiç alakam yok yani. Evet. Ne bileyim Almanya pop şarkısı. Ne alakam var? Ee, kaç dakikamız var? Ya 25. Şu an sana şeyi anlatabilirim biliyor musun? O kadar saçma bilgiler topluyorum. Ay tutulmasında Hı. kamerayla normal gün ışığından daha aydınlık video nasıl çekilir o ayarları şu an ezberimde biliyorum. İşte e, neyi? F yani neydi abi. E, on şey süresi şey işte. boyu şey boyu focal lens aynen işte focal length bilmeyen kapı lens focal lens çok ilginç ama Sit. bak normal gün ay ışığında seçtik. çektiğim Sit. videodan tamam ha. mı ayarlarıyla kameranın lensleriyle istediğin kadar uğraş güneşin altında çektiğin e, görüntüden sırf ayarlarla o lat ayarlarıyla falan e, güneş tutul veya ay tutulması en son olan neydi şu bak. müthiş olay Böyle çıldır... süper aydı. Süper ay mıydı? Büyük de ay. Ya en son olan işte bu ayla ilgili me meşhur şey gece Kızıl işte. ay oldu bir de. Yok, Kızıl iki kere Ortalık, oldu. Ortalık e, karanlık olmadı gece işte. Süper aydı. Süper ay mıydı o? O zaman süper aydı işte. Süper ayda kamera inanılmaz ışık alabiliyor yani. Gün ışığından daha çok ışık topluyor. Fatih'le yaptığımız enteresan bir şey vardı. O da işte atıyor kamerayı, kamera ışık topluyor. 2-3 dakika 5 dakika ne kadar istiyorsa işte. Hı, hı Ondan sonra işte o mesela fotoğraf çektiğinde anlık alıyor ya. Hı hı. Öteki türlü böyle gökyüzü apaydınlık görünüyor işte. Hı hı. Yıldızları böyle galaksiyi gördüğün fotoğraflar oluyor ya. Vay evet. be nerede? Aslında çıplak gözle öyle görülmüyor. Evet. Kamera atıyorum yarım saat bir saat o ışıkları topladığı için öyle gözüküyor. Tabii o zaman gökyüzü değişir dakikasına göre işte. Ne bileyim. Acayip şeyler abi işte çok ilgimi çekiyor. Ne yapalım? Soru. Soru yapalım mı? Yapalım kanki. Vakit kalmadı ya. Sor. O soruyu sor. Anlamlı sorular var bugün şeyimizde. Bir saniye. Ee, repertuarımızda şeyimizde. Ee, tamam repertuarı repertuar olur. Tamam repertuar dille geçiyoruz. Kalsın. 70 tane mecazi anlam kullanamayacağım. Hmm. Abi anlamlı bir hayat yaşıyor musun? Evet Kesinlikle. Bunu sana söylettiren şey ne ne yani? Ee, bana ne? ihtiyaç duyulduğunda en azından bu söylendiğinde uh -huh. e, hep mümkün mertebe. Tuvalet kağıdı kalmamış. <laughs> Öyle değil ya. Öyle <laughs> harbi <gülüyor> gerçek in, insanlık hani e, kötü kötü günde. Hı uh -huh. Hani iyi günde pek u, ilgilenmem insanlarla. Bu bir gerçektir ama kötü günde bir şey olduğu zaman oradayım yani ondan dolayı bu konuda anlam verebiliyorum. Yoksa işin öbür tarafından baktığın zaman kreatif bir hayat yaşıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz Hı -hı. ve e, herkesin kendinden bahsedemeyeceği bir şey biz geride bir şeyler bırakmış olacağız. Bu data işte bilmem ne dünyasında asla yok olmayacak Hı -hı. şeylerimiz var. Hani asla silemeyeceksin. Hiç kimse girip de hani biri şimdi koli müzik tarihinden silemez yani. Anlıyor musun? Böyle, böyle tüm yani. milletler birleşse onu çıkaramazlar yani Google'dan bir yerden çıkar, e, herhangi bir yerden çıkabilir. Aynen öyle. Bu özledim diye bir şarkı çıkar, ondan sonra listende Kolik özledim görünür falan İnanırım çıkar. İşte birisi Birleşmiş Milletlerle ile ilgili haber ararken kolikçe ya? çıkar. Anlıyor musun? Bundan dolayı da çok şey anlamlı bir hayat. Hani kreatif şeylerle e, uğraştığımı. Düşündüğüm için. Hani hı hı. canlı yayına mı olsam? Kim o? Çok ilginç. Şu an canlı yayındasın kardeşim. Sesim Kanka. canlı yayındasın ha. podcast haberin olsun. Pardon. pardon. <laughs> Kanka pardon ya. Pardon pardon. <laughs> Bu çok ilginç. Şimdi oradan telefondan kapatıyorum ben normalde. Aha. Ama saat ha. telefon kapandığı zaman bağımsızlığını ilan ediyor kolumdaki. <laughs> Yaparız birazdan. Biz bizim bir Neydi yumurta? Yarım saatimiz var. Yumurtlayan yumurta. Pap herkes yumurta. takip etsin Facebook'tan. Bakın canlı yayını bile paslıyorlar takip ettirelim diye. Eyvallah kanka. O zaman e, biz bir maç yapıyoruz. Siz birkaç maç yapın kanki. Ondan tamam, sonra gelirim. bitince gir, gel, okey. Tamam. Tamam. Geliyorum. Haydi bol şans. Hadi bol cesetler. Hadi, eyvallah. <laughs> Mermin Güzel. bol olsun. Aa şey canlı yayına nasıl misafir konuk. Şunu bir test etmek istedim onun için. İsim isim verseydik abi böyle herhangi biri oldu. Ha Cemil kardeşim aradı. PUBG'nin kralıdır kendisi. PUBG kralı Cemil. Cemil'in namı değer Jimmy Black isimsizler C. PUBG'deki Nick'i isimsizler C. Ha iyi. <laughs> kendisi bari kralı yapmamış. Dedim beni de isimsizler U yapın daha yapmadılar. <laughs> ben başka bir klandayım. Klanlar var. Ha nargile kanaks göbeğin bir yani <laughs> hiç alakası yok bir <laughs> eklemi şöyle ne nargilesi ben nargile <laughs> 3 yıldır nargile içmemişim. ama kanaksın kanaksın o hadi Oo. bakalım yapıştırdım Geçmiş şey olsun elimde. geçmek üzere bir izi kalmış abi kanka 6 bölüm oldu gayet başarılı bir geçme benim yüzümdeki izler duruyor abi es wurde arbeiter gerufen daha Şu... anlamlı bir hayat sürmek isterim pardon onu söyleyeyim. He. Öyle bir planım var. ileride kesinlikle ne bileyim Afrika'ya gidip insanların su içebilmesiyle ilgili yemek yiyebilmesiyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Hı hı. Böyle bir hayalim var. Hani X kuruma para bağışlayayım da onlar bununla zaten bakıyorlar falandan ziyade kendim ne bileyim böyle organize edip. Direkt sebep sonuç. Tabii. Su yok ben... al su. Aynen. Yemek yok al yemek. Migros'la anlaşma yapıp işte bu ay çöpe atılacak ürünleri işte tarihi veya bugün tarihi geçen ürünleri ertesi ben... gün Afrika'ya paketleyip gönderebilecek bir sistemle uğraşmak istiyorum. Çok güzel. Bunun için Çok ne zaman bir şeyler yaparız. İnşallah. Epeydir konuşuyoruz bir şeyler Aynen. yapalım diye. O çocukları görünce şeyin modum bozuluyor ya. Kafayı yiyorum yani. Hem... Bu var abi. Şey değil anlıyor musun? Desekiler Stuttgart'ta bunlar. Tamam Stuttgart'ta bir ülke var. Hı hı. 100 milyon çocuk. İşte her her saniye her böyle yaptığında orada bir çocuk ölüyor dese vallahi koşa koşa gidip hani haftanın 3 4 günü bir şeyler yapacağım yani. Hani çünkü bilmiyorsun abi sen şimdi UNICEF'e oraya buraya para verdiğin zaman sen 100 veriyorsun oraya 50 kuruş varıyor mesela. Abi ben şimdi isim veremeyeceğim. Eee ama onu direkt takip edebildiğin kurumlar var. Ya var da kanka ne kadar süre, ne kadar ne, nasıl takip ediyorsun? Yerli de var. Şimdi e, bu organizasyonlardan hangisinin ismi verilir verilmez bilmiyorum. Aynen ben de bilmiyorum. Onun için en bilinen olduğu için. onu isefi bir salladı evet. böyle. Yardım etmiyorlar demiyorum. Bakın. Aynen. Bizi yarın geliyorsanız tutuklatmaya. Tut Ama ben açlık için para vermek istiyorum gibi. Hayır ben direkt kendim şahsen doyurmak istiyorum orada. Ben tabağı adamın önüne koyup. Al kardeşim bugün aç değilsin demek istiyorum. Diyanet bakalım. <laughs> evet, bakal. İkinci soruya geçebilir miyiz? Abi şunsuz yaşayamayacağım şey dediğin şey ney? Ailemsiz. Ha? Eğer bir kişi mi yoksa? Yok evet ailede. Kabul, ailem kabul ediyoruz onlardan. aile cevabını kabul ediyoruz bakalım paramızda var mı Ailemsiz siz yaşamam yani şu an her şeyim elimden alsınlar da ailem kalsın ya yani. evim arabam Param pulum bilgisayarlarım cep telefonum dükkan alayı hepsini alsınlar ailem lucky de buna dahil sen de dahilsin ha, ben de dahil miyim tabi canım o iyi <laughs> her şeyi alsınlar da bunları almasınlar abi çünkü bunların yeri doldurulmuyor anlıyor musun Hı -hı. her şeyin yeri dolar yanlış olmasın. Dolar Ama her şeyini doldurur. Aynen. Aa, çok kötü. Bak 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 bak. Ufak hafif bir tinnitus üretecek. Evet mi? abi. Çok çalışırsan sen de bir gün bu burna sahip olabilirsin. Yapsaydım şimdi efsane olurdu. Olmuyor abi ya. Şimdi e, hepimiz e, kurallara göre yaşayan ve e, anayasamızı ve kuralları sayan, seven insanlarız. Evet. Bunları da herkese empoz etmeye çalışıyoruz. Korsan sevmiyoruz. Ama hangi durumda yasaları çiğnemek şey olabilir? Hayat memat meselesi ise ya. Hayat memat hayat memet meselesi ise. Nasıl yani? Ha, o an bir durum var. Hani biri ölüyor, onu kurtarmak için atıyorum. Daha hızlı gitmen gerekiyor. Aynen veya hamileyi hastaneye yetiştiriyorsun. 120'lik yerde ben araba ne verdiyse basarım yani o an çocuk arabada doğmasın yani. Veya ölen birini. Evet. Böyle doktora yetiştirme, ne bileyim bu tarz şeyler geldi aklıma. Çok mantıklı. Başka türlü ben bana çiğnetemezler kolay yani kolay. Yasak. Para için. Nasıl ama. Çok çok para. geniş. Çok para için. Hayır ne bileyim şu malı al şuraya götür sana bir milyon dolar mı? Gibi. Götürmem. Abi. Her şeye e... bağlı ama nasıl bir olay olduğuna bağlı belki. Bilmiyorum o bir milyona ihtiyacım varsa o an hani işte. Hayat memat şu, meselesi aynen, için. Aynen. Şu ameliyat <laughs> için bu ameliyat olmasa ölüyor birisi. <laughs> Aha yanda i̇şte, da bir dönüyorsun köşeyi. Bir dönüyorsun adam. Ha, büyük, şunu götür Rusya'ya. Biz o ameliyatı senin için ayarlarız. Ama işte al şu paketi. Bu ne abi? Kötü mafya filmi <laughs> Ve kesinlikle paketi açıp içine bakma. Açıyorsun şey çıkıyor. Ee, Milka çikolata. ben de öyle bir şey diyecek. <laughs> Simit. Maske. <laughs> um, Doktor bu ne? Ne Sen? Dedik abi? Sen nasıl yaparsın? Ne dedik? Bir milyon için. Adam bıçaklar mısın mı diye soruyor. <laughs> bıçaklar mısın? Abi yani öyle şeyler için olmaz ya. Cidden evet. dediğin gibi. Adam bıçaklamayı geç kanka İnsanlı Insanlı, insanlığı uçurması lazım. Atıyorum bir insanı öldüreceksin. Hı hı. Uf, şeye gel. Ama işte bütün aç çocuklar doyacak bu benim bir kere sana sorduğum bir sorunun bir değişiklik verdi. Evet 11'e 5'ti. <laughs> Çok çabuk ama yedin hemen bir kişiye. Bütün çocuklara karşı. Abi ben 10 bini Peki çocuklar mi? bu, bu bilgiyle yaşayabilecek. Hayır ama ben yaparım demedim. Şaka yapıyorum ya. Onu ben muhtemelen yine yapamam. Evet. Ama ya ölümden bir, şey. mi çıkar mısın kanka? Yasa çiğnemekten bahsedin. Niye şeye geçtik? Doğru ya Niye İnsan insan, şey yaptık. Şey oldu Ver, bu Vergi kaçırır mısın National abi? National Crimes bölümüne döndü yani. <laughs> Aynen. Ya bilim için olur abi. Bilim için vergi kaçırırım. Bilim için vergi kaçırırım. <laughs> ya bilim adam, için hızlı araba sürerim. Adamlar şey gönderiyor biz yıllık vergi mi namlusu mu onu Doldururuz gönderiyoruz. Normalde bir miktar para çıkıyor geri geliyor bize. Hı -hı. Devlet iade ediyor işte. Benzine benzin harcamışsınız bunu işe Hı -hı. giderken falan diye. Bu sene yazı geldi. Kolikten aldığınız paralar nerede diye. Yani bu kolik kazançları nerede? Geçen sene şirket olarak... Hı -hı yaptık ya. İşte hani kolin kazançları. Ya dedik ki yok. Biz para kazanmadık şirketle. bu şirketin var diye para kazanma yasası mı var yani? İlla para mı kazanmam lazım? Yo değil. Değil. Yani. Şey değilse. Öyle bir bildiri formu yok ama. AŞ, LTD falan onları para kazanmak durumunda. Yok yok. Normal. Ki Aynen. Kişiye bağlı. Kişisel şirket. Kişisel şirket. Değil yani. <laughs> i̇şte Yok bu form dolacak. Bunu böyle bildirmeniz lazım. Formun her yerini açıp da her yerine sıfır yazdım ya. Ha bunu istediler benden yani. 10 e, sayfaya e, sıfır yazdık ya. abi. ya. Bizim cebimizden çıkan paralar. E tamam ama nereden para alacağız ki ödemediysek? Ödeyeceğin vergiden kesiliyor. <laughs> oh. Anlat Anlatabiliyor muyum? Evet. Ha yok ki ortada bir kazanç. Neyin vergisini düşelim ki biz? Öyle bakılırsa biz ona para veriyorlarsa 50 bin euro alacağımız var devletten. Devlet paramı ver. Demiyor ya artık yapabil yapamayız ki. Yapamayız iş i̇şte kazanç olacak. Atıyorum biz aylık 5 bin euro kazanacağız. Tamam mı bilgisayara verdiğimiz parayı Mac'e verdiğimiz parayı %19'unu ödeyeceğimiz o 5 bin euronun ödeyeceğimiz Verdi. vergisinden düşeceğiz onu. Ama yok öyle bir kazanç yok ki. Ha, müzikle kazandığım para hani onlar zaten sayılmıyor. Onlar zaten vergiden muaf. Aynen vergiden muaf. Ha, şimdi biz kolik tişörtleriyle parayı kırsak onu işte bildirmek zorundayız. Ama biz şirketi kurduğumuzdan beri zaten e, korona morona falan filan ondan beri sahnede alamadık. Hani sahneden aldığımız parayı Aynen. bildirelim. Ki onun da ne kadar bildirmek zorunda olduğunla olmamasıyla ilgili çok şeyler var yani. Bu yüzde yüz kesin bir yasa yok Almanya'da. Dört yasa var bu işte çelişen. Çok kötü ya. Hani birisi diyor ki müzisyen hani sanatçı icra ettiği müziğiyle kazandığı parayı istediği i̇şte gibi yiyebilir arkadaşım. Aynen vergilendirmek zorunda değildir. Hı hı. Ama sanatçı böyle bir yasa var. Sahnede e, sanatçılığını icra ettiği zaman oradan aldığı parayı e, vergilendirmek, vergilendirmek zorunda. E tamam ben sahnede kendi müziğimi icra ediyorum. Burada şey oluyor. Devlet baba şöyle oluyor bak. İstediğini, hmm. istediğime geçireyim kafası. Aynen. Nasıl istersen yani. Yazsan ne olacak? Öyle. Zor abi vergi işleri anlayamadığımız, benim en azından anlayamadığım. Ya şeyler. ben anlıyorum ben. Çok iyi anlıyorum da müzik olayı müzik sanat ve bu meslek grubunda serbest meslek çok Değişik bir olay yani. Kesinlikle. Yani bir serbest olmayan bir mesleğimiz de var bizim. Kendi işimizi yaptığımız. Hani açık ve net. Hani biz çok olmuyoruz. Hani Niye bu kadar vergi gelmiş? O kadar para kazanmışsın. Biliyoruz yani. Hesap evet. çarpım tablosunu A'dan Z değil de Z'den A'ya çevirdiğin zaman alıyorsun cevabını. Hı hı. Ama müzikte yok kanka. Çok enteresan ya. Yani. Aynen. Lazım abi buna da o zaman bir ne deniyor? Mali müşavir. Abi konuşacağım adamlarla. illa para kazanmamızı istiyorsanız bize şey bulun. <laughs> İmkan bulun <laughs> para Aynen. kazanacak. Verelim vergisini. <laughs> Aynen verelim Siz vergisini. Siz de kazanın biz de kazanalım. 5 bin verin %19'unu ödeyelim abi. <laughs> Aynen. Bu. Kültür Deep köşemize kültür geçelim kültür köşesine geçme fikri. Başlamak ister misin? Ben mi başlayayım? Uzun mu seninki benimki kısa? Konu. Konu. benimki de konu kısa abi. Hmm. Çatır çatır bitiririz abi ondan sonra Benimki takılır, çok şey kısa ya İyi yapıştır sen Ben yapıştırayım da kurtulayım şundan Homecoming Beyoncé'un belgeseli Evet Beyoncé'un belgeselini kesinlikle izleyin <laughs> Hani Jay-Z ile neden evlendiğini bir de Bir de orada kendisinden görürsünüz Kendisinden öğrenin Bir Yok Amazon'da şu an benim tüm bölümlerini izlemediğim Ama eşimin izlediği ve bir günde bitirdiği Açık <laughs> Ve bir, bir günde bitirdiği bir iki sezonluk kısa dizi ee, müthiş bunu izleyin konusunu anlatmayayım kısa olduğu için zaten hemen spoiler efekti Abi oldu. Abi birazcık konusu var ya niye ya, yani bu dizi var dedim tamam, böyle. Tamam şöyle haklısın ee, <laughs> Amazon'da bir dizi var kısa bir, <laughs> Homecoming ismi işte dizi arayanlar için Homecoming dizisini izlesinler. Ha, hani, nasıl bir şey ama ha, yani? özelliği her şeyi anlatabilirim tabi ee, bu diziyi eski dizilere göre o tarzlarda çekmişler İşte açılar hmm. e, şey tarzı diyelim işte Tarantino değil de daha eski İşte hiç kok mu dersin bilmem hmm. ne ben bilmiyorum hiç hiç kok izlemedim hiç hiç kok hiç hiç kok izlemedim <gülüyor> 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 o, o açılar ama o görünce anlayacaklar zaten sen de anlayacaksın bakarsan bir iki bölümüne işte ne bileyim? 16'ya 9 değil de 12'ye 9 falan hı hı. bölümler var. İşte kameranın renkleri farklı. Adamı değişik e, açılardan çekmişler. Böyle alışa geldik bir dizi değil yani. Oyuncular karakterler süper. Julia Roberts oynuyor. Ondan sonra bu her mafya filminde oynayan bir İtalyan tipli ama belki İtalyan olmayan bir adam var ismini getiremeyeceğim. Al Pacino. Birkaç tane daha böyle B, 3 tane de domates aktör var böyle. Hı hı ama bilindik sıfatlar, iyi oyuncular, güzel oyunculuklar, Domates aktör. Bu da güzel bölüm işte. Asker e, Amerikan askerlerinden bahsediyor savaşta böyle orada başına gelenleri. Hangi savaş? Vietnam mı? Yok, yeter şu anlatacağım an, an. artık. Aktöre, ha, atıyorum. Atıyorum ama falan eskisi sonra. gibi eski gibi çekmiş. Aynen. Aynen. Günümüzde ama eski zamandaki hmm, gibi çekilmiş. Çıkmak, çıkmaktı aynen. Ee, adamların savaşta yaşadıklarını askerlerin ama hazmedemedikleri işte psikolojiler falan bozuluyor ya yanında Abi, arkadaşının bacağı kopuyor falan. Hiç izlemedim ama şöyle bir şey olmuş olabilir sanki gelecekten bunu e, izliyorlar yorumluyorlar gibi. Atıyorum 2050'de yaşayan biri çekmiş gibi bu filmi. Bu mu? Ha öyle bir kafası var mı? Yok. Hiç mi yok? Yok. Tüh be. Öyle değil kanka. Bu adam bayağı bir homaj denilir ya. Hı hı. İşte böyle 30 yıl önce çekilen sağlam filmlere bir altıfta bulunmuş gibi. Ben de çekirim lan böyle. <laughs> Aynen işte hepimiz şey Bak daha yeni kamera var. Hepimiz pembe dizi çekmiyoruz arkadaş işte. Bak 9 milimetre al buradan lyca like falan filan. Şöyle şu açı. Kameranın Geçişler... açılarıyla ay ayarlarıyla Abi oynarken di ben. Dizi hiç bitmiyor. Her bölüm sonunda kamera bir yerde duruyor. Oradaki insanlar her ne yapıyorsa 10 dakika öyle devam ediyor. İşte. E, producer ismi geçiyor o isimler geliyor falan filan. 10 dakika kamera duruyor böyle işte sokakta oynayan çocuklar varsa onlar 10 dakika oynuyor dizi Güzel yokmuş ]miş. gibi böyle değişik bir şey işte savaşta başına gelen olayları hazmedemeyen askerler homecoming onun için yani Hı -hı. eve dönüyorlar onları rehabilite e, amaçlı bir yerde onlarla ilgilenen birkaç insan ve bir kurum var Hı -hı. konu oradan başlıyor geri kalanı spoiler geri Amazon'dan izleyebilirsiniz Abi yes. benim de kitap yok bu hafta. Dediğim gibi şu roket olayları birazcık gaza getirdi. Şu resim. <laughs> şu şu Apollo. NASA. Bu. Roscosmos. O da iyi abi. Hı? Yalarun mu? <laughs> Yalarun. <-ra> <laughs> Rolling Stones tişörtü giyiyor bu arada. Aynen. Dinle. Çok ilginç değil mi? Rolling Stones e, logosu dil yani. Dudak dil. Hani, hani taş... Ne anlamadım ben? Ha. Aslında öyle bir şey olsa çok güzel olurdu. Değil mi? Hani yuvarlanan taş. Ha. Çok enteresan olurdu. Demek ki şey gerekli değil de abi. demesem daha iyi. <laughs> Niye? Sonrası. Resmin devamı mı taş? Hayır. Abi bu roketlerin olaylarını merak edenler nerede ne olduğuna dair ne aplikasyonlarında. Ne da Gayet basit ve net yapılmış şekilde e, buradan bu bilgilere ulaşabilirler. Mesela NASA'nın. Mesela ISS'nin. NASA. NASA'nın. E, konumuza Nazaran uf, Bunu başta yapacaktım unutmuşum. E, oradan ulaşabilirler. Mesela ISS'nin, International Space Station'ın uygulamasında komple model var abi. Basıyorum bir modülüne. İşte modül kim attı? Kim var? İçinde ne yapıyorlar? Ne için burada? Hangi yılda işte ortak olmuş bu şeye e, Space Station'a? Hepsi orada eğlenceli bir şekilde şey yapabiliyorsun. Ondan sonra timeline'ını gösterebiliyorsun. İşte tane tane modüller geliyor. işte yazıyor. işte şu an e, Aralık 1998 geliyor işte ilk. Zarya mıydı? Rusların gönderdiği. Ondan sonra Amerika'nın getirdiğiyle başlıyor böyle. Takip edebiliyorsun nasıl büyüyüp geliştiğini. Ve NASA'nın şeyinde de şeyleri takip edebiliyorsun. Benim hep çok sığ kalıyor abi bu bilgiler. Atıyorum işte Hubble teleskobu var. Tamam da nasıl çalışıyor? İşte şu an ne tarafa bakıyor? Nasıl programlanmış? Tamam oradan geçen bütün sinyalleri bilmeme gerek yok ama hep çok sığ. İşte bu resmi NASA Çekti. Ne yani? Bunun arkasında bu kadar boşluk var. O resmin bana ulaşana kadar ki bütün bilgi eksik şey gösteriyor bana. İşte Hayır. ışığıyla ayarlanmış, e, renk ayarıyla ayarlanmış nebula gösteriyor. Aa bak ne kadar güzel. Aynen. Kırmızı bir fotoğraf var. Hiç kimse ha. ne göründüğünü bilmiyor. Tüm dünya ayağa kalkıp alkışlıyor falan. Aynen. Bayılırım ben de. Hani ge geri hikayesi lazım nasıl, biraz. Aynen. Nasıl bir kamera? NASA da bunu nasıl evet. olduğunu yine açıklıyor. Açıklıyor. Orada ah, merak mesela, <laughs> ah, merak dedik. <gidiyor. gülüyor> ee, herhangi bir diyelim ki programa girebiliyorsun. Hubble dedik. Hubble'a giriyorsun. Orada küçük böyle cep kitabı gibi atıyorum 30 sayfalık resimlerle mesimleri sıkmadan işte nasıl çalıştığını işte kim gönderdi. Ondan sonra efendime söyleyeyim temel prensipleri neler? Hafif birkaç Hani anlayan fizikten formülüyle, şuyla, boyuyla işte ışık nasıl kırılıyor da neden uzayda olması daha önemli. Ondan sonra diyelim ki bu adam fotoğrafı çekti. Ee, yukarıda oradan buraya nasıl geliyor? Ondan sonra hani JPEG olarak mı çekiyor, PNG olarak mı çekiyor, RAW olarak mı çekiyor? Birazcık daha detaya girerek hiç hani yabancı bir yere YouTube kanalından bakayım değil. Direkt orada prospektüs gibi. NASA'nın uygulamasından bakabilir ve son olarak sana bunu sormak istiyorum. Abi haber sitelerini girince hep böyle bir şey gibi hissediyorum ben. Kemer altında veya sen nasıl sanarsın? Kapalı çarşıda Hı -hı. bak kardeşim çok güzel kod var. Yok lazım değil. Devam Hı -hı. yürüyen. Bak ışıklarımız indirimde ışıkçı seni evet. çekmeye çalışıyor. Bak Vay bak be. halı Kemer halı, halı var. Işıkçı buldun. Güzel. Halı var. Bak halı satalım. Hep böyle şey haber sitelerinde de öyle. Öyle. İşte bak Jennifer Lopez bilmem ne yapmış. Ona bak Trump ne demiş. Hı hı. Bak işte e, bilmem ne haber ajansı bize salladı. İlgi, seni ilgilendiren bir haber bulana kadar o kadar gereksiz bilgi Abi edinmiş yok. oluyorsun ki. Öyle bir haber yok. Evet. Hani bunları nereden bulabiliriz? Ben bunu merak ediyorum. Atıyorum. Bak Rocket Lab diye bir yer var. 60 bin dolara çok az para roket göndermek için. Hı hı. İstersen sen ayıcığını istersen disk yapalım. Evet, Diski evet, yörüngeye evet. oturtursun. Evet. Böyle bir şey var. Ben bunu nereden öğreneceğim? Bu bu bilgi bu böyle haber yapan her konuda İsterse işte atıyorum e, im, mobil mobil diyecek. Kanka ya? yok öyle bir site ya. Boş anladım ben seni. Tane diyorum. tane de olabilir abi. Bir tane işte atıyorum teknolojiyle ilgili ama şey olmasın yani. Android Apple'a küfür etti. Böyle böyle bir haber olmasın. Ha öyle bir yeni, haber. Yeni iPhone bilmem nesi modelinin şeyleri elimizde. Abi YouTube biraz öldürdü bu işi biliyor musun? YouTube hem canlandırdı hem öldürdü. Tabii çünkü işte biz Elon Musk'ı sevdiğimiz için her bölümde bir kere ismi geçiyor. Onun gibi düşün. Hani haber sayfalarında bu şekilde. Hani insanların toplumun geneli ne istiyorsa o abi, a adamlara o veriliyor. Şey var abi. Ne bileyim fanatikten eskiden Spor haberleri bilmem ne fanatik okurdun. Kalsın ya. Kalmasın mı? Fanatik magazin oldu sonra. Abi ne adamların yani ya. karısıyla, koca, kocasıyla, çoluğuyla, çocuğuyla falan hikayeleri anlatmaya başladı Connect vardı. Cep telefonları eskiden şeydi bu. Hani böyle iPhone, iPhone o kadar olay değilken oradan açar bakardık. Şimdi Connect'i açıyoruz. Onu Mute'la sonuna Bil koyalım. Bilmem ne. Of çok zekisin. Nice. Eee. Abi mesela şu an bilgisayarlarda bir sonraki adım şu kuantum bilgisayarı. Evet. Ama bunu hep sitelerinde bazen denk geliyor. Şu Google News'da okuyorum ara sıra. Hani onu gelene kadar gidiyorum, 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 geçtim bütün şey haberlerini, geçtim. Bir tane öyle çıkıyor Hı. atıyorum Tesla haberi veya işte kuantum bilgisayarı. Ama birazcık hani nasıl çalışıyor, hani neden şu anki kullandığımızdan farklı birazcık hani Abi, öğreneyim bir şey öğreneyim ya. O, ona en yakın şey var. E, NTF var. Ben NTF zaten. Sadece, da sarmıyor ya. Sadece onu kullanıyorum bu nedenden dolayı. Önce sağlam bir kategori sistemi var zaten. Evet o var. Sen direkt o var en azından. şey değilsin yani. Trump'ın karısıyla kavgasını okumak zorunda değilsin. Hani ben kategorilerimi ayarladım ilk açtığımda bana teknikle ilgili hı hı. yeni buluşlarla ilgili haber geliyor. Ne bileyim borsa endeksleri chartları curtları çıkmıyor karşı. Ya o da gelsin ama ama sınırlı işte. 20 tane haber var. Ben hepsini Ya abi, bir bo... günde okuyorum, bir senede 20 tane haber çıkıyor o bölüm. Ya bo borsa dedim borsada tam yegane konu. Yok çalkalanıyor. yok şöyle oluyor, yok ya abicim bilgi ya bilgi ver. Adam akıllı. Kanka illaki vardır. Şey, aplikasyonları var. Şimdi Abi bilen yazsın ya. Bilen isim ulaşsın. bilmeyeceğim de. Tüm tüm dergileri, tüm dergileri ve gazeteleri içinde barındıran bir tane şey var. Abi o şeyi biliyorum. Orası daha da çöplük oluyor. Ama oradan seçebiliyorsun. işte bulduğun zaman atıyorum e Rolling Stones dergisi mesela. Hı hı. O dergiyi oradan alıp okuyabiliyorsun mesela sanal olarak. Apple'da direkt var işte dergi olarak. Dergi uygulaması hatta galiba. Da. Bu benim dediğim biraz daha farklı ya. Ya ama Hı? abi o, orada da yine aynısı Tam dergide birazcık daha detaylı yazacak. Kanka şimdi bir şey bulsan girsen 3 ay saracak ondan sonra adam bir şeyden dolayı bozacak. Yani o hayalini kurduğun şeyi zaten bu konuda bulamaz. Ya ama daha daha derin ne bileyim ya veya takip ettiğini sizin dergileri yazın. Parası neyse verelim ya hiçbir şey öğrenelim. Ben dün ee, artık hangi tutoriallardan hoşlanmadığıma karar verdim. Ben hep zannediyordum ki kişi veya konu sarmadığı zaman, anlıyor musun? Adam sempatik değil. Malın teki mesela, Hı -hı. zannediyordum ki sarmıyor. Şimdi anladım ki ben mesela bir şey anlatıyor, Tesla'yı anlatıyor. Hı -hı. İşte benim al almak istediğim arabayı Tesla Y. Yeah. <laughs> hani o, adam yeah. oturmuş, sen arabanın şeklini, şemalini, değil mi? Hı hı. Ee, içini, koltuğunu, orasını, burasını. Bagaj hacmini, bagaj, bak, oturdum bak kapanmıyor. Tabii. Bacaklarım öne uzatabiliyor mu? Aynen. Uzatamıyor mu? Bunları görmek istiyorsun ve çoğu insan da bunu yapıyor, tamam mı? Bazı insanlarda adam oturuyor bizim gibi böyle. Okey Muhabbet sohbet. Abi biz şimdi muhabbet yapıyoruz Aynen. ama. Rengi bizim güzelmiş. Belirli Lam, bir şeyimiz yok yani. Her hafta başka bir şey konuşuyoruz biz. Aynen öyle. Bir tanıtım değil. Sen tanıtım yapıyorsun. Adamın tanıttığı ürün yok. Kamera ile ilgili şey izliyorum. Black Magic. Buradan açılır, herif, buradan kapanır. Aynen, buraya masayı koymuş. Ha başka e, videolardan falan alıntı malıntı bile yok. Masayı koymuş kanka. Üstünde bir tane tripod var. Onun üstünde de bir tane Nikon kamera duruyor. Aha. Black 6K Tanıtıyor. çekim yapan Black Magic'i anlatıyor. 45 dakika. Ne sahne değişiyor, ne görüntü, ne renk, ne de herif kıpır diyor. Hayır, ben bunu niye izleyeyim abi sinir oldum bekliyorum Aa, şimdi bir şey gösterecek kamerayla diye. Çünkü her şeyi izledim anlıyor musun İçerik kalmadı. Blackmagic 6K ile ilgili içerik yok YouTube'da şu an benim izlemediğim. Abi. Bir bu vardı son dedim tamam daha bunun içinden süzüp çıkarabileceğim ne var diye izliyorum. Bekledim moruk 45 dakika döndü böyle. Abi benim için küçük bir cevap var bunun YouTube'da. Ooo üniversiteyi uyduracağım şimdi. Unbox terapiyi bayılıyorduk. Adam sıktı şimdi izleyemiyoruz. Lewis Hamilton daha. değil ya, Lewis Coulter. Ya MIT'de, hı hı. ya UCLA'da, ya da bir tane daha söyle, Harvard'da fizik dersi veren bir tane adamın YouTube kanalı var abi. UCLA dediğin UCLA mı? Evet. Tamam. Ee, tam böyle Einstein gibi böyle saçtır şey yapmış. Çok. Eğlenceli anlatan görmüşsündür videosunda Pap bu. Papyonlu mu? Papyonlu adam. Ha, bildim bildim. Papyonlu fizikçi abimiz. Aha. Bunun YouTube kanalı var. Bütün lektürlerini oradan ulaşabilirsin. Evet. Hani o adam fizik dersinde ne öğretiyorsa orada görebilirsin. Aynen onun için YouTube dedim zaten. Ve <gülme> böyle bir şey bekliyorum ben. Evet, ben de öyle bunu, bir şey bekliyorum. Bunu ya yazı olarak. Göremezsin yazı olarak. Niye biliyor musun? Bak zaten öldü yazı anlıyor musun? bloklara bloklara gir işte gazete desen gazete okumuyor dergi desen tutmuyor okumuyor ama ya. Ya kanka tutmuyor diye bir şey yok. Bir görsel bir... çünkü ya. Evriliyor bu konu o görsel tamam videodaki ne moruk. Ama gör... orada kısa bir an gösteriyor anladın mı? Ben formülün içinden geçeceğim bakacağım. Şey yapacağım. Ya da, ya da şey yapacaksın ikisini aynı an eş zamanlı yapacaksın. Ya tabii video tabii ki de daha üstün. Atıyorum o şimdi görsel olarak gösteriyor bir tane daha söyleyeyim. Jared Owens animasyon yapıyor. O atıyorum e, kurşun e, tükenmez kalem nasıl çalışıyor diye onun animasyonunu yapmış. Uh -huh. Hani artık bir herhangi bir tükenmez kalem elini aldığında o klik sesi neden geliyor neden gelmiyor nasıl çalışıyor biliyorsun. Uh -huh. Çok güzel. Hani ben onu çiziminden anlamaya çalışsam olmayacak. Ama sadece adam anlatsa anlamayacaksın. Evet. Ama video olunca Animasyon ki, olunca. Ama atıyorum kurşun kalem tarihi. Hı uh hı. -huh. O olacak işte bak buradan bu geldi. Ondan sonra bu adam bunu yaptı. Bunu video olarak dinlemek daha kötü. Kanka Çünkü... enstiklopedi en yani ya. e ansiklopedi Türkçesi tabi. Hani YouTube olsun YouTube olmasın veya Wikipedia olsun veya Google olsun. Hani olay o zaten. 2-3 şeyi aynı anda açıp bakabiliriz. Dergide olduğun zaman derginin ama yeni içindesin ama. Ama dediğim abi. Dediğim gibi hani haber niteliğinde olan. Evet. Yok kanka öyle bir şey ya. Bulursan bana söyle ya. Evet. Bulanlar Bul, yorumlara yazsın. Ben de... Emir Emir kesin yazacak. <laughs> abi şöyle bir şey var. <laughs> İnşallah yazar. Muhammed. Muhammed. Ben de arıyorum öyle bir şey abi. Ee, eğer ki bizim yaptığımız işleri arıyorsanız kolikband.com'dan bulabilirsiniz. Ayrıca kolikband olarak bütün sosyal medya platformlarından bize ulaşabilirsiniz ve bütün yeniliklerimize ve yaptığımız işlere oradan bizle bağlantı kurabilirsiniz kolik olarak bütün müzik platformlarında müziklerimizi dinlemeyi unutmayın patrona üye olun bize para verin çünkü biz iyi insanlarız güzel şeyler yapmak bakalım istiyoruz. bir altı ay sonra olacak. ki rakamlarımız ne olacak sonra oturup diyeceğim ki ulan ne para göz adammış <Sessizlik> kolay değil bu işler